Hadi gelin, tam sayılı kesirlerde çıkarmayla ilgili biraz alıştırma yapalım. Diyelim, elimizde 2 tam 5 bölü 8 eksi 1 tam 2 bölü 8 gibi bir işlem olsun. Bu işlemin sonucu ne olur? Şimdi devam etmeden önce videoyu durdurup cevabı kendi başınıza bulmaya çalışmanızı öneriyorum. Evet, şimdi bakalım. Bu sayıları başka şekillerde de yazabiliriz. Mesela tam sayı ve kesir kısımları alt alta gelecek şekilde yazalım. Üste 2 tam 5 bölü 8 ve altta da eksi 1 tam 2 bölü 8. Şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. Bu sütunda paydasında 8 olan kesirler arasında çıkarma işlemi yapıyoruz. Elimizde 5 bölü 8 var. Bundan 2 bölü 8'i çıkaracağız. Bir şeyin 5 tanesinden 2 tanesini çıkarırsam, elimde o şeyden 3 tane kalır. O halde, 5 bölü 8 eksi 2 bölü 8, 3 bölü 8 eder. Daha sonra tam sayı kısmına geçiyoruz ve 2'den 1'i çıkarıyoruz. Bu tarafta da elimizde 1 kalıyor. O zaman bu sorunun cevabı, 1 tam 3 bölü 8 olacak. Şimdi biraz daha ilginç bir şey yapalım. Diyelim ki elimizde 3 tam 2 bölü 5 kesri olsun. Bundan 2 tam 3 bölü 5'i çıkarmak istiyoruz. Her zamanki gibi videoyu durdurup önce cevabı kendiniz bulmaya çalışabilirsiniz. Bunu da yine şuradaki yöntemin aynısıyla çözmeye çalışalım. 3 tam o, oh, özür dilerim. Aynı renklerle yazsam daha iyi olacak. Evet, 3 tam 2 bölü 5 eksi 2 tam 3 bölü 5. İlk soruda 5 bölü 8'den 2 bölü 8'i çıkarmıştık. Üstteki daha büyük olduğu için cevabı bulmak kolaydı. 3 bölü 8 demiştik. Fakat burada 2 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkaracağız. Evet, işte bu biraz zor. Çünkü 3 bölü 5, 2 bölü 5'ten büyük. O zaman ne yapabiliriz? Ödünç alabiliriz. Buradaki tam sayıdan 1 ödünç alalım o zaman burası 2'ye dönüşecek. 1 tam 5 beş bölü 5 ile aynı şey olduğundan buraya 5 bölü 5 ekliyorum. 2 bölü 5 ile 5 bölü 5'in toplamı 7 bölü 5 edecek. Yani başka bir deyişle 3 tam 2 bölü 5, 2 tam 7 bölü 5 ile aynı şey. 2 tam 7 bölü 5. Evet, bu ikisi birbirine eşit. Peki neden? Çünkü şuradan bir tam ödünç aldım ve burası 2 oldu. Daha sonra aldığım biri şu kısmı ekledim. E 1 zaten 5 beş bölü 5 ile aynı şey. 2 bölü 5 ile 5 bölü 5'in toplamı da 7 bölü 5 eder. Şimdi eğer bu kısmı 2 tam 7 bölü 5 olarak kabul edersek, çıkarma işlemini yapmaya hazırız demektir. 7 bölü 5'ten 3 bölü 5 çıkarırsak, sonuç 4 bölü 5 olur. Sonra 2'den 2'yi çıkarırsak da sonuç 0 olur. O zaman elimizde yalnızca 4 bölü 5 kalır. Demek ki cevabımız 4 bölü 5. Hadi bir örnek daha yapalım. Sıradaki örnekte ödünç almalı bir örnek olsun. Bu sefer sayıları doğrudan altlı üstlü olarak yazacağım. Elimizde 7 tam 1 bölü 6 eksi 4 tam 5 bölü 6 işlemi olsun. Sonuç ne olur? 1 bölü 6'dan 5 bölü 6'yı çıkarmak zor. Çünkü 5 bölü 6, 1 bölü 6'dan büyük. Fakat yine tam sayıdan ödünç alabiliriz. Şuradan 1 tam alırsak, 7, 6 olur. Daha sonra bu 1'i, yani 6 bölü 6'yı 1 bölü 6'ya ekleyebiliriz. 1 bölü 6 ile 6 bölü 6'yı toplarsak, 7 bölü 6 elde ederiz. Yaptığım şeyi tekrar açıklıyorum. 7'den 1 tam ödünç aldım. O yüzden bu 7, 6 oldu. 1, 6 bölü 6'ya eşittir. 1 bölü 6'ya ödünç aldığım 1'i, yani 6 bölü 6'yı ekledim ve burası 7 bölü 6 oldu. Yani buradan 1 ödünç alıp buraya ekledim. Bunu yapmaktaki amacım, üstteki kesirli kısmın alttaki kesirden büyük olmasını sağlamak. Şimdi sonuca bakalım. 7 bölü 6 eksi 5 bölü 6, 2 bölü 6 eder. 6 eksi 4 ise 2 eder. Yani cevabımız 2 tam 2 bölü 6 oldu. 2 bölü 6'yı sadeleştirerek yazmak isterseniz, iki sayıda 2 sayıda 2'ye bölündüğü için sonucu 2 tam 1 bölü 3 şeklinde de yazabilirsiniz. İşte cevabımız bu.